Merhaba hanımlar, Ebebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bulutlu hırkayı anlatacağım, nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi video eski video olduğu için bir yaş anlattım, fakat iki üç yaşlarda ne yapmanız gerektiğini sayı ve ölçüyü vereceğim. Bu videoyu iyi dinleyin, özellikle burayı hiç atlamadan dinlemeniz lazım. Büyük yaş grubu yapmak istiyorsanız. Şimdi hanımlar, bu üç yaş bir hırka bayağı bir büyük. Bu üç yaş içinde 5 tane ip gidiyor. E i̇şte Nakolit, Baby Card, Baby One, işte Himalaya, Bebelux gibi. Bu iplerden tam 5 tane ip gidiyor. Metrajları 250 metre, 100 gram ağırlığında oluyor. Ve 2,5 milim tığ kullandım. Şimdi hanımlar başlarken rovaya 1, 1 başlıyoruz. Ön mutlaka 1 oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kolu 13 yaptım. Bu arkası 26, kol 13 ve ön 11. Bakın bu 3 yaş olduğu için bu sayıyla başladım. 4 yaş yapanlar da bu sayıyla başlasın. 5-6 yaş yapanlar burası 1 14 28 14 1 diye başlasın. Şimdi elinize çocuğunuzun bir hırkası, bir penyesini mutlaka alın. Hani ölçü olarak nasıl yapalım, nasıl büyütelim diye özellikle soruyorsunuz. Şimdi alın mesela bir hırkayı bir kaza. Bu koltuk altından böyle mezuranızı ölçün. Bakın 34 santim koltuk altı. Hatta 35. Arkayı böyle koltuk altına ölçtüğünüz zaman bu roba sayısını ona göre büyüteceksiniz. Mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 sıra mesela roba ördüm. 16'dan sonra koltuk altı kestim. Şimdi bu üç yaş olduğu için şöyle omuzdan şöyle omuzdan robayı ölçtüğüm zaman koltuk altına kadar 16 santim yapıyor. Koltuktan koltuk altından sonra da ölçtüğümde 27 santim yapıyor. Zaten kol ve beden aynı sayı olacak. Bu bedeni diyelim kasır ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bu kolu da 24 sıra örüp sonra lastik baş yapacaksınız zaten kol ile beden aynı olacak eşit düşecek bir tık da e, mesela bir santim gibi de kol uzun olabilir hani bu şekilde diyelim büyük yaş gruplarını e, büyüteceksiniz elinizde hırka penye gibi e, malzeme olacak oradan böyle ölçüp ona göre örmeye devam edeceksiniz mesela elimde iki yaş hırka var Mesela iki yaş hırka da bakın arada zaten ne kadar e, mesela beden uzunluğunda 8 santim fark var. 8 santim de değil pardon 5 santim falan olacak. Evet bak 5-6 santim fark var. Mesela kolda da öyle 5 santim fark var. Çünkü 2 ve 3 yaş arasında bayağı bir fark oluyor. Beden genişliği de hemen hemen aynı oluyor. Mesela bunun e, ee, roba sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu biraz daha sıkı örüldüğü ve ipi ince olduğu için Kartu Baby Van ile örüldüğü için mesela 16 santim. bu, bu Alize Baby Best olduğu için mesela ip kalın olduğu için 16 santim de mesela istediğim sayıya ulaştı, istediğim genişliğe ulaştı. Yani ip farkı, el farkı da oluyor. Hani buna da dikkat ederseniz çok iyi olur. Düğmelerde de büyük yaş grubu çalıştığımız için 2 ve 3 yaş. Bakın 4 tane ilik yeri açtım. Mutlaka bu ilik yerini de 3'te bırakmayın. 1 yaş altını 3'te yapın. Ama 2-3 yaşlarda mutlaka 4 yaş grubu olsun. Şimdi bu bulutları da nasıl hangi ipliğe yaptığımı söyleyeyim. Himalaya doping love ipi var. Sadece internetten bulabiliyorum. Bunu... O bulutları bu iplen ördüm Hatta göstereyim size ipi mesela kadife ipler var onlardan da bulut yapabilirsiniz havlu soft ipler var onlardan da bulut olabilir Yani ben bunları internetten aldığım için bayağı bir pahalıya patladı bana Yani benim anlatacaklarım bu kadar videoda zaten anlat kurduğum verdiğim ölçüler bir yaş zaten orada gene ölçü tarifi falan da verdim Oradan bakıp yapabilirsiniz şimdi büyük beden soranlar için Hani tahminen diyorum gerçekten Hani e, hiç yapmadım hiç çalışmadım mesela zaten kuru purkalarda temel başlangıç hepsi aynı bakın mesela bu da aynı başladı mesela elinde yelek var yelek mesela bu üç yaş yelek bakın aynı başladı mesela yelekte kolu örmüyorsunuz sadece sık iğne ile bu kolun etrafını dönüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Hani bütün sayılar aynı. Mesela elimde bir tane daha dondurmalı yelek var. Bakın hepsi aynı. Bu mesela 2 yaş. Sadece mesela 2 yaşta kaç başı mısın? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 yaşta 11 başlamışım. Hani bu sayı pek fark etmiyor. 1, 11, mesela 22, 11 1 bir yaşta 1 yaşta bir 10 20 11 1 mesela büyük bedenler için de zaten ön mutlaka bir olup kropur kadavaya düşmesi için ee, büyük bedenlerde ön bir olursa mesela kol e, 20 olabilir arka 40 olabilir şimdi kolların toplamıyla arkayı bulacağız mesela 15 15 ise arka 30'dur dur Hani bu şekilde eşit şekilde dağıtmanız lazım Çünkü eğer bu kollar ve arkalar uzun olmazsa robanız güzel olmaz Hani bunu da bu şekilde belirteyim şimdi hemen e, nasıl örgü e, ördüğümüz zaten hemen bu videodan sonra yayınla yayınlanıyor yani benim sorum, benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan varsa yorumlara tekrardan yazıp ben cevaplayabildiğimi cevaplayacağım. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Zincir çekelim. Sayarak zincir çekeceğiz. Şimdi düğüm yaptık. Bir. Zaten kuru pırkalarda ön her zaman birdir. 1, 2, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş hangi yaş grubu yapıyorsanız ön her zaman bir zincirdir. Şimdi 1 yaş yapanlar 10 zincir çeksin. 2, 3 yaş yapanlar 11, 12 zincir çeksin. Yaş büyüdükçe birer zincir arttıralım. Şimdi ben 1 yaş 6 aylık 1 yaş yaptığım için 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 tane zincir kol oluyor. Bir ön 10 kol. Şimdi arka için 20 tane zincir çekeceğiz. 2-3 yaş 4 yaş yapanlar 21-22-23-24 bu şekilde zincirleri büyütsün. Birer Her yaş grubuna bir zincir fazla çekin. Ben şimdi 20 çekiyorum. Yeni doğan yapanlar da 1-10-20 bu sayılarla başlasın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zinciri çekerken mutlaka e, gevşek çekin sakın sıkı çekmeyin şimdi kol arkaya çektik 20 yaptık. Dediğim gibi ders yaş grupları yapanlar birer zincir arttırsın. Kol içinde 10 yapıyorum. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 1 ön için çekiyoruz ve ön kol arka kol ön bitirdik. Bu iki tane zincir çekiyoruz. Trabzan yapmak için bir tane ön yapmıştık ya ona batıyoruz. Bu bir ön. Şimdi crop hırka olduğu için V yaka düştüğü için bir tane yapmak zorundasınız. Şimdi iki tane zincir çektik. Şimdi 10 tane kol için zincir çekmiştik ya ona 10 tane trabzan yapacağız. Şimdi bir sırasıyla gidiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Kolu yaptık. 10 tane zincir çektik. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi tekrardan 2 zincir. Kol ayrımlarında hep 2 zincir çekiyoruz. Şimdi arkaya geçiyoruz. 20 tane. Şimdi diğer yaş grupları yapanlar diyelim 11 ise 11 yapsın. 12 ise 12 trabzan yapsın. Şimdi arkaya geçiyoruz. Ben 6 aylık bir yaş yaptığım için 20 tane yapmıştım. 2 3 yapış yapanlarda hani 21 kaç zincir çektiyse 22 23 24 ona göre trabzanı yapsın. Şimdi ben buraya 20 tane bakın zincirlerin arasından içinden girip 20 tane trabzan yapacağım. Evet 20 tane trabzan yaptım. Şimdi kola geçiyorum. Bakın burası arka 20 olan 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 10 tane trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet son bir tane. Ben sayıyorum. Mutlaka siz de sayın. Şimdi bir tane zincir kaldı. Orası da ön oluyor. 2 tane zincir çekip hemen bakın bu şekilde ilk sıramızı bitiriyoruz. Şimdi 2 tane zincir çektim. Trabzan yaptık. Ondan sonra 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bakın bu trabzanın tepesine tam iki tane trabzan yapıyoruz. Çift sayıya geldiğimizde çift batıyoruz. Şu an ikinci sıra olduğu için ikinci sırada arttırma yapacağız. Üçüncü sırada mesela artırma yapmayacağız. Dördüncü sayıda sırada artırma yapacağız. Yani çift sayılarda her zaman artırma yapacağız. Tek sayılarda artırma yapmayacağız. Şu an ikinci sıradayız. Onun için arttırma yapacağız bu kol ayrımlarına. Şimdi bakın trabzanın tepesine iki tane battım. Kol ayrımlarının kuralı değişmez. Her zaman boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve kolun ilk trabzanına çift batıyoruz. Bakın burası 10'du ya. Birinci trabzan tepesine çift ve son 10. trabzan tepesine çift batacağız. Bu diğer sıralara tek trabzan yapacağız. Bu kuru gerçekten size çok detaylı anlatacağım. Her püf noktasını göstereceğim. Şimdi birer tane yapıyoruz. Evet. Bakın son 10.ya geldiğimiz için iki tane yaptım. Şimdi pardon yanlış yaptım. Burada değil. Ee, i̇pim karıştı bu arada. Eyvah eyvah. Şimdi boşluğa batıyorum. Bir trabzan. 2 zincir. Bir trabzan. Ve kol ayrımını yapmış oldum. Şimdi bakın arkaya geldim. Arkanın birinci trabzanına çift batacağım. Ve sonuncu 20. trabzanına çift batacağım. Diğer sıralar tek olacak. Şimdi çift battım. Şimdi hiç artırma yapmadan 20. trabzana kadar örüyorum. Düz tek trabzan yapıyorum. Evet. Son. Bakın 20. trabzana çift batıyorum. Şimdi kol ayrımına bir trabzan. iki zincir. Bir trabzan. iki tane. Şu an batıyorum trabzan. Şu an kola geçtim. Şimdi birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın buraya da çift battım. Şimdi bakın boşluk bir trabzan iki zincir boşluk bir trabzan bakın bu ön parça buraya da tam trabzan tepesinden iki tane trabzan yapıyoruz ikinci sıramız bitti şimdi iki zincir çekiyorum hanımlar Bakın bu trabzan olduğu için trabzanın bakın tepesi burada. Şimdi buraya genelde yapıyorlar. Sakın onu yapmayın. Direkt trabzanın ilk tepesine bir tane yapıyorsunuz. Üçüncü sıraya geçtiğimiz için artırma olmuyor. Şu an üç tane trabzan yaptım. Bakın burada da ön kısmında artırma yapmıyorsunuz. Şurada Bakın bu iki tane zincir çektik. Bir trabzan. Bu zaten birdir. Bunu ikili olarak görmeyin. Boşluğa bir tane. iki zincir. Tekrar boşluğa bir tane. Şimdi kola geldik. Hemen ilkine bir trabzan. Buralara da bir trabzan. Yani üçüncü sırada arttırma yok asla olmuyor. Şu an 3. sırada yaptım. Tek 4. sırada çift yapacağım. oraya da göstereceğim size. Şu an bu kolu bitiriyorum. Hiç arttırma bakın yapmıyorum. Evet bakın son trabzana geldim. Bir tane yaptım boşluğa bir battım iki zincir çektim boşluğa bir battım ve arkanın önüne bir tane trabzan yaptım Evet hiç artırma yapmadan burayı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapıyoruz Evet bakın son az kaldı üçüncü sıram bitmesine birer tane yaptım şimdi önü karıştırmayın diye burayı anlatıyorum bakın kola yaptım şimdi birer tane batıyorum şimdi hanımlar bakın burada karıştırıyorsunuz burada bir zincir var bir de trabzan var şimdi buraya iki tane batıyorsunuz ne oluyor artırmış oluyor normalde bu kendisi bir trabzandır bu zinciri de trabzan olarak görmeyin direkt trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorsunuz. Bitti. Şimdi iki zincir çekelim. Döndük. Bakın trabzanın kendisi zincir yok. Bak burada zincir var. Bir trabzan bu zaten. Bu da trabzan. Direkt trabzanın tepesinden batıyorsunuz. Şimdi dördüncü sıraya geçtiğimiz için bu ön kısmına da çift batıyorsunuz. Çift sayılarda bu ön kısmına mutlaka çift batıyorsunuz. Çünkü bunu yapmayı unutuyorsunuz. Yelek önü V düşmesi gereken yerde dümdüz düşüyor. Çift sayılarda da ön ve kol ayrımlarında da çift batıyorsunuz. Burayı unutmayın. Bu kuralı gerçekten kim yaptıysa hep unuttuğu karıştırdı. Gerçekten burası çok önemli. Bu örneği bu şekilde kurarsanız hiç sökmeden bu hırkayı tamamlayabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz tek. Şimdi bakalım buraya çift batacak mıyız? Elbette çift batacağız. Çünkü kol ayrımı burası. Buraya da bir çift trabzan Bakın iki tane battım. Boşluk. Bir trabzan. iki zincir. Bir trabzan. Şimdi tekrardan çift batıyoruz. Birer tane örüyoruz. Buraya da göstereyim. Şimdi tek yapıyoruz. Bakın ikinci sırada hep artırma yapmıştık ya. Dördüncü sırada da aynı şekilde artırma yapıyoruz. Yani şu an mantık aynı ilk iki sıradaki gibi uyguluyoruz. Robayı bu şekilde büyüteceğiz. Şu an çift yapıyoruz. Dördüncü sıra bittikten sonra beşte hiç artırma yapmayacağız. Bakın, buraya da çift batıyorum. Tekrar. Şimdi arkanın robasına geçtiğimiz için buraya da çift batıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden boşluğa çift batmıyoruz da tırabzan tepelerine batıyoruz? Eğer boşluğa batarsak Bakın şu boşluklar var ya biri dolu biri az biri pardon biri dolu biri boş biri dolu biri boş diye gözükecek. hani bu kol ayrımı eşit güzel düşmüyor onun için trabzan tepelerine batarak robayı büyütüyoruz. Şimdi ben e, 6 aylık bir yaş yaptığım için burası arka robası bu arka robayı mezura ile ölçtüğümüzde 20 8 santim olduktan sonra koltuk altını keseceğim. Bir yaştan yukarı yapanlar size tavsiyem çocuklarınızın kazakları, penyeleri, işte hırkaları alın. Arkanın, arka parçasının koltuk altından sağlı ve sollu ölçün sayı kaç ise robayı ona göre arttırın. Şimdi bir yaşta 28 santim. 2 yaşta buradan buraya ölçtüğün zaman 30 santim. 3-4 yaşta 32 hani santim. İşte 5-6 yaşta e, burası e, 35 santim. Çünkü e, yaş büyüdükçe arka robanın genişliği e, bu sayılarda olacak. Yani şimdi 2-3-4. sırayı ördüm ben 28 santim yapacağım. Hatta 6 aylık olduğu için hani 25 işte 26 santim de yapabilirim. Yani 10. sırada bu robayı 10. sırada ya da 12. sırada koltuk altını keseceğim. Ama dediğim gibi 2 üç yaş yapanlar daha büyük yaş yapanlar bu robanın sayısı bu robanın sayısı yani 14'ü 15 16 olabilir. İşte roba sayısı büyüdükçe arttırma ve tek mutlaka yapılacak. Yani tek, çift, tek, işte çift devam edecek. Roba sayımız istediğimiz ölçüye gelene kadar. Şimdi ben bu arkası 26 28 olana kadar öreceğim. Ama tek çift tek çift yaparak bu öndeki yeri de sakın unutmayın bakın tek çift tek yaptım dördüncü sırayı burada ördüm mesela tek çift tek çift şimdi beşinci sırada tek olacak altıncı sırada çift olacak şimdi çift sayılarda mutlaka kol ayrımların her yerini çift batacaksınız Tekli sayılar da her yerine mutlaka tek batacaksınız. Bu konu üzerinde durmamın sebebi gerçekten bu robayı kurarken burada çok karıştırılıyor, çok soru geliyor bana. Hatta bir ara ekiple çalışırken onlar da burada çok sıkıntı yaşamıştı. Onun için bu konu üzerinde durdum. Şimdi robamızı örmeye devam edelim arka robamız istediğimiz sayıya geldikten sonra koltuk altını keseceğiz. Evet hanımlar, tam 2 4 6 8 10 11 sıra ördüm. 12. sırada koltuk altı birleştirmesini yapacağım. Şimdi dediğim gibi daha büyük yapan kişiler buradan burayı ölçsün iki kol ayrımını arka yere. Bakın ben mesela ölçtüğümde 25 santim geliyor. 24-25 santim geliyor. Benim için ideal bu. Çünkü 6 aylık yapacağım. Hatta hani 1 yaş 6 aylık 1 yaş arası yapacağım. Ee, daha büyük yapanlar hani diyelim 2 sıra daha atsın. Diyelim 1 yaş yapanlar 2 sıra daha atsın. Buradaki sayı 28 santim olsun. Ee, 3-4 yaş yapanlar işte dediğim gibi önce videonun başında 30-32 santim olsun. Yani birkaç sıra daha örerek bu arka robayı e, büyüteceksiniz. Şimdi kol için de hemen gösterelim. Kol ayrımına kadar geldim. Şu an arttırma da olduğum için bir çift arttırma mesela tekli burası çifte koltuk altını kesiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın Burası kol. Böyle geliyorum. Ve ilk trabzandan tepesine batarak bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi bu arka aparatı, arka yeri aparatı diyorum. Bakın burası arkası. Burayı buraya kadar örüyorum. Aynı şekilde geliyorum. 6 zincir çekerek öndeki kol ayrımına geleceğim. Şimdi arkayı ördüm. Şimdi bakın arkadayım hala. 6 tane zincir çekiyorum. 2 4 5 6 geliyoruz hemen. Bakın önün ilk trabzanına batırıyorum. Evet altı zincir çektik. Hemen önü trabzan yaparak bitirelim. buradan sonra normal düz öreceğiz fakat sadece şu ön kısımda arttırmaya devam edeceğiz şimdi bakın koltuk altı birleştirirken zaten çift başlamıştım önü de çift bitirdim şimdi çift yaptığıma göre tek yapacağım Yani e, 8 sıra örene kadar artırma yapacağız. Şu an mesela tek yaptım. Bu sırayı bitirdikten sonra e, diğer çift çifte başlayacağım. Hani bir çift bir tek yaparak tam 8 sıra öreceksiniz. Çünkü şu V kısmı tam kapanmadı birazcık kapanacak yani iki parmak kalacak Çünkü iki parmak mesafesi kalmalı ki e, ilik yeri yapacağız ilik yerleri üst üste bu şekilde binecek şimdi ben size şöyle tam net göstereyim şimdi burası koltuk altları şu an tek e, şu an önümüzdeki tek sıramız tek yapıyoruz buraya da tek yapıyoruz dönerken çift yapacağız bu birinci çiftimiz koltuk altından. Sonra tekrar tek, sonra çift. Bu ikinci çiftimiz. Sonra tekrar tek, sonra tekrar çift yapacağız. Üçüncü çiftte, e, sonra hiç artırma yapmadan devam edeceğiz. Bu boşluk kapana kadar, pardon, bu boşluk iki parmak kalana kadar artırma yapacağız. Daha mesela var burada bir parmak daha var. Onun için artırmaya ben devam edeceğim. Daha büyük yapanlar diyelim 5 çifti bulabilir. Yani 10 sırada 5 çift düşmüş oluyor. Bu şekilde önü ayarlayacağız. Zaten ben biraz daha ördükten sonra orayı size videoya göstereceğim. Şimdi 7 tane sıra ördüm. 7 sıra örerken tam bir çift, bir tek, bir çift, bir tek Önde toplam 3 tane çiftim oldu, 3 tane de tekim oldu. Şimdi hanımlar, bu detayı atlamışım. Sağlı sollu, koltuk altında mutlaka birer çift, batın. 4 sırada bir çift. Mesela ben ikinci sırada çift batmışım. Bir daha dördüncü sırada çift batmışım. Çünkü yeleğin altı aşağıya doğru darlamasın diye hani daralmasın diye mutlaka sağlı sollu koltuk altında çift batıyorum. Bakın şurada göstereyim size. Bakın ilk sırada yapmadım. ikinci sırada çift battım. 1, 2, 3, 4 ve 4. sırada çift battım. 4 sırada bir, 5 sırada bir çift mutlaka batacaksınız. Ben artırmamı bitirdim. Şu öndeki kısmından bahsediyorum şu an. Bundan sonra hiç artırma yapmadan 10 sıra daha öreceğim. 6 aylık yaptığım için 18 sıra 18 sıra olacak koltuk altından aşağıya. 1 yaş yapanlar işte 20, 2 yaş 22, 3 yaş 24 bu şekilde sayıyı artırsın. Ölçüleriniz çocuklarınızın kazakları ve hırkaları penyelerinden olsun. Ona göre örmeye devam edeceksiniz. Bu arada şimdi daha büyük yapanlar bu öndeki V formu daha geniş büyük diyelim. Bu kadar bir parmak kaldıysa onlar artırmaya devam edecek. Mesela ben 7 sırada 3 artırma yaptıysam siz diyelim 10 sırada 5 artırma yapacaksınız. 15 sırada diyelim 7 sıra artırma yapacaksınız. Hani bir çift bir tek bir çift bir tek. Gene bu başından yaptığımız artırmanın sırasına göre devam edeceksiniz. Şimdi benim için bakın göstereyim size nasıl bu artırmayı nasıl anlıyorsunuz da bitiriyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi biz buraya sonradan ilik yeri pat yeri yapacağız. Onun için iki parmak boşluk kalacak. Ve bu ölçü şu anki bu ölçü çok doğru. Siz de hırkalarınızda ilik ve pat yeri e, bu diyelim tekabül 3 santim oluyor. İlik yeri eğer 3 santimse böyle ben parmağımla ölçü alıyorum. Bu şekilde e, ölçü alarak arttırmayı artık bırakıyorum. Ondan sonra dümdüz hiç arttırma yapmadan e, örüyorum. Şu an mesela göstereyim size. Bundan sonra hiç artırma yapmayacağım. İki zincir çektim. Bir trabzan yaparak bakın hiç arttırma yapmadım. Bu şekilde 10 sıra daha öreceğim. Sonra lastik yapımını size göstereceğim. Evet hanımlar tam 18 sıra ördüm. Bakın sağlı sollu artırma yapınca şurası dümdüz aşağı Eğer buraları artırma yapmasaydım dediğim gibi burası böyle olacaktı. Daha kötü olacaktı. Onun için sağ sola artırma yapın 4 sırada bir. Şimdi lastik yerine geçelim. Tabii daha büyük yapanlar örmeye devam etsin. Ee, ben 18 sıra ördüm siz 20 22 24 diye hırkanın boyunu uzatabilirsiniz şimdi lastik bölümüne geçiyoruz bu hırkamın ön yüzü Burası iç kısmı lastiğe başlarken önce bakın trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan yapıyoruz şimdi hiç tepeye falan batmadan direkt boşluğa t geçirerek tel alıp çıkış yapıyoruz. Trabzanı şimdi bu sefer geriden bir önden bir arkadan tel alıp trabzan yapıyoruz. Bakın şimdi arkadan aldım. Şimdi önden ve arkadan şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sonra ikinci sırada ne yapılacağını size göstereceğim. Evet son birkaç trabzanım kaldı. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir trabzan ve önden başladım ve arka ön arka ön gittim. Aynı şekilde de bu sırayı Bitirmem gerekli. Şimdi önden bir tane aldım. Bakın arkadaki yapmıştım. Şimdi bir trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir trabzan. Bu köşeleri mutlaka bir trabzandır. Şimdi arkada döndürdüğümüz için öndeki trabzan arkaya gelmiş oldu. Arkadan alıyorum trabzan yapıyorum öndekini de önden alıyorum trabzan yapıyorum lastik yeri bu şekilde oluyor e, hırkanın etek ucundaki lastik bölümü ben 5-6 sıra öreceğim Sizler de bu sayılarda örebilirsiniz bunu ördükten sonra ilik pat yerine geçeceğiz şekilde Göstereyim size. Evet bitirelim, sonra ilik yerine geçeceğiz. Tam beş sıra ördüm. Sık iğneye yeleğin düz tarafından ön kısmından mutlaka yapacaksınız ters kısmından sık iğne yapmayın Çünkü e, ters kısmından yaparsanız e, yeleğin düz kız ön kısmında kötü durur muntazam düşmesi için e, sık iğneyi e, yeleğin ön kısmından başlayalım şimdi lastik yerini yaptım bitirdim bakın bu şekilde trabzanın ortalarından giriş yaparak bakın burada da tepeler trabzanın tepesi şu an zincirin böyle ortasından girdim aldım şu an tepeleri yani bir trabzan tepesi bir de trabzan ortası şu an zincirdeyim zinciri böyle içinden girip çıkıyorum hani bir tepe bir orta bu şekilde batarak sık iğneyi yapın şimdi bura lastik olduğu için pek anlaşılmıyor şimdi size göstereceğim <laughs> bakın bu trabzanın bu boşluğuna batmayın delikli delikli duruyor böyle ipi trabzanın ortasını böyle geçirin yarın yani sık iğne yapın trabzanın tepesi şu an iki tane zincir zincirin ortasından girdim şu an tepesi bu şekilde komple sık iğne yapalım. Sonra trabzan yapacağız. Bitirdikten sonra orayı da göstereceğim size. Evet son sık iğneyi de yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Komple trabzan yapıyorum. Trabzandan sonra lastik yaparak ilik yerlerini açacağız normal sık iğnenin üzerlerine hiç artırma eksilme yapmadan birer tane trabzan yapıyoruz bu şekilde şimdi göstereyim size ne yaptığımı bakın sık iğneye gittim şimdi döndüm trabzan yapıyorum buraya kadar trabzan yapıp ilik yerini göstereceğim Evet son trabzanı yapıyorum. Şimdi bu hırka kız yeleği olduğu için giderken ilik yerini açacağım. Kızlarda sağ, erkeklerde sol tarafa açılıyor. Şimdi hanımlar. Ben ilik yerini tam dibinden kuruyorum. Çünkü burada lastik olduğu için böyle yukarıda kurduğunuz zaman kötü duruyor. Onun için önce bir tane trabzan. Sonra önden bir tane. Bir zincir. Bir boşluk yani bir trabzan atlıyorum. Direkt önden alıyorum. Şimdi arkadan bir tane aldım. Önden bir. Arkadan bir. Bakın normal lastik yeri gibi örüyorum. Bakın şu, burası ilik yerim. Şimdi 2 4 6 8 Pardon 2 4 6 8 10 11 Şimdi eee Bu rız biraz kısa oldu. Hani ilik mesafesi. Şimdi önden saydığımda 2 4 6 7 tane önden olduğu zaman İkinci ilik yerini açacağım şimdi bir yaş yapanlar bu sayıda gitsin iki yaş yapanlar diyelim önü 7 ya 8 yapsın şimdi bir zincir boşu katlıyorum önden bir tane daha alıyorum şimdi tekrardan 2 4 6 7. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7. Öndekilerini saydığım zaman önden 7 tane var. Buraya da 7 tane önden yaptıktan sonra ilik yeri açacağız. Tam 3 tane düğme yeri yapıyorum. sayalım 2 4 6 7 yani bakalım 2 4 6 8 10 12 13 13 yüzünde 13 13'ünde bir zincir çekip ilik yerini açıyorum şimdi komple bu trabzanı lastik yaparak bitiriyoruz sonra tekrar dönüyoruz lastik yaparak ilik yerlerini göstereceğim bakın son e, geldim önden bir tane ve trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum nasıl başladıysam öyle bitiriyorum şimdi dönüyorum bir trabzan önden bir tane. Bu şekilde lastik yerini yapıyoruz. Sonra ilik yerini ne yapacağınızı göstereceğim. Evet hanımlar diğer iki ilikleri yaptım. Son iliği size göstereceğim. Şimdi bakın son önden aldım. Şimdi arkadan alıyorum. Bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorsunuz. Sonra bakın arkadaki trabzan arkadan alıyorsunuz. Sonuncusu trabzan olduğu için trabzan ile bitiriyorsunuz. Diğer ilikleri bakın ortada sadece bir trabzan. Şu şekilde göstereyim. Bakın öndekiler önden ortadakini bir trabzan al. Şimdi ilik yerimiz bitti. Sık iğne gideceğiz komple çevresini sık iğneyi de hırkanın ön kısmından gidiyorsunuz döndürün şimdi böyleydi şimdi döndürdüm ters döndüm şu an hırkanın ön kısmını ve dip kısmını sık iğne ile bitiriyorum şimdi bundan sonra da kola geçeceğiz size kolu göstereceğim Bakın Sık iğne ile dediğim gibi şu böyle komple hırkanın çevresine gidin. Sonra altını da sık iğne ile gidin ve bitirin. Şimdi hanımlar hırkaya kol nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeleğimizin düz kısmı bu tarafı. Şimdi buradaki fark ettiyseniz katmanlar var. Bir ters bir düz bir ters bir düz gittiğimiz için katman oluştu. Bu katmanın devamı için de kolda da bir ters bir düz, bir ters bir düz gideceğiz. Yani bir içten öreceğiz, bir dıştan öreceğiz. Şimdi burası trabzanın düz tarafı. Biz trabzanın ters tarafından öreceğimiz için kolun iç kısmından öreceğiz. Şimdi kola bir de bakıyoruz genişlik nasıl diye biraz gözüme dar geldi. Bunun için şu zincirler var ya kol ayrımı için yaptığım iki zincir. Oradan teli takıyorum biraz ipi uzun bırakıyorum çünkü koltuk altını buraya böyle birleşince koltuk altı boş kalacak bu boşluğu da bu ipler dikeceğiz şimdi hemen iki zincir çekelim bakın burada bir iki tane yaptım burayı yaptık ya Buraya da iki tane yapacağız. Tam böyle koltuk altı çizgisi kolunun tam ortasından olmuş olacak. Hani sağ sol kaymasın. Burada artırma yaptıysanız burada da yapın. Ben deneme yaptığım zaman, dedim burada yaptığım zaman burada yapmıyordum. Bu sefer kol çizgisi ön tarafta ya da arka tarafta gözüküyordu. Onun için artırmaları aynı şekilde mutlaka yapmalısınız. Şimdi normal trabzan yapıyoruz. Bakın trabzanın tersi düz tarafından örmedik. Ben hemen bitiriyorum. Buraya geliyorum. Evet şimdi bu zincirlere de birer tane trabzan yapıyorum. Çünkü kolum dar geldiği için arttırmam yapmam gerekliydi. Bunun için de zincirlere batarak artırma yaptım. İsterseniz koltuk pardon koldaki sayı ne kadar öğrenelim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44. Şimdi 6 aylık bir aşırası yaptığım için biraz ideal. Hani iyi bir ölçü. Diyelim 1-2 yaş yapanlar mutlaka 50'yi geçsin. 50, 50 tane trabzan olsun. 3 yaş yapanlar hani 55 falan olsun bu koldaki ölçü. Yani eliniz rahat girebiliyor mu? Bir çocuğun kolu eli rahat girebiliyor mu? Onu kontrol edin mutlaka. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Bakın. <laughs> Yaptık normal trabzan. Hemen trabzanın tepesinden tel alıp hemen çıkış yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi içten ördüğümüz için bakın trabzanın düz tarafı burada. Bu sefer ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Direkt trabzanın tepesinden batıyoruz. Evet hanımlar bu kadar basit bu kol. Şimdi diyeceksiniz ki kaç sıra örelim? Şimdi ben bedeni 18 tane trabzan 18 sıra ördüm. Sonra lastik geçtim. Kol da aynı şekilde olacak. 18 sıra öreceğim. Sonra lastik yapacağım. Şimdi siz 2-3 yaş yapanlar 20 sıra ördüyseniz kolu da 20 sıra öreceksiniz. Lastik yapacaksınız. Hani bu şekilde kol boyunu bedenine göre ayarlayacaksınız. 24 sıra ördüyseniz kolu 24 öreceksiniz. Sonra lastiği yapacaksınız. Şimdi bu kolu yaptıktan sonra koldaki manşetteki lastik yani şu bilekteki fark bakın şimdi. Ne oldu? Kol e, gevşek ama manşet kısmı, bilek kısmı dar. Şimdi bu uygulamayı örgüde nasıl yapacağımı göstereceğim size. Eksiltme yapacağız. Şimdi 18 sıra öreyim, sonra manşeti göstereceğim size. 18 sıra ördüm, kolu bitirdim. Bakın birleştirme yeri ne kadar muntazam düştür. Şimdi buraya manşet yapacağız. Burayı gösteriyorum ki, bakın, şimdi son bir trabzan kaldı. Yapıyorum, birleştirdim. Şimdi dışarıdan örüyorum ben. Manşeti yaparken tek yön yapacağız, iç dış yapmayacağız lastiği yaparken. Şimdi önden bir tane, arkadan iki tane alacağız. Çünkü manşette e, biraz bilek kısmı dar olacak, kol gibi geniş olmamalı, kötü duruyor çünkü. Bakın arkadan iki tane, arkadan iki tane, önden bir tane. sıraya bu şekilde tamamlayalım ben hemen tamamlayıp geliyorum şimdi son trabzanları yapıyorum sadece bu eksiltme işlemi ilk sırada oluyor Bakın bunu karıştırmayın. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Bakın bir tane trabzan arkadan önden, Bakın, önden almış. Bu zincir bunu e, buraya geldiğimiz zaman ikisini bir alacağız. Şimdi öndekini önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorsunuz öndekini önden arkadaki trabzanı da arkadan alıyorsunuz bakın ne kadar güzel oldu şimdi bu şekilde komple sırayı bitiriyorsunuz 5 sıra ben ördüm Sizler de 5 sıra örebilirsiniz. Bakın göstereyim size. Manşetimiz bu şekilde. Devam ediyorsunuz sırayla. Şu an ikinci sırayı örüyorum. 3 sıra daha manşeti bitireceğim. Evet ikinci sırayı da bitiriyorum. Bakın bu zincirdi ya. Böyle arkadan alınca trabzanı onu da böyle alıyorsunuz. Ve ikinci sıra bitiyor. İki zincir çekip üçüncü sıradan devam ediyorsunuz. Manşet bu kadar. Ben 5 sıra toplam ördükten sonra kolum bitiyor. Evet hanımlar hırkayı bitirdik. Manşetini de yaptık. Bakın komple çevresini de sık iğne gittik. Şimdi bu koltuk altında bir boşluk var ya. Hani burayı nasıl diktiğimi de göstereyim. Bazen hep buraya atlıyorum, pardon, ee, unutuyorum. Ben size şimdi bu koltuk altını nasıl diktiğini göstereceğim. Normal böyle. Tam burası kol dikişinin ortası. Böyle ayarlıyorsunuz. Sırasıyla. dikiyorsunuz. Hani kola başlarken bir ip uzun ip bıraktırdım ya. İşte bunun için bu koltuk altını dikmek için. Böyle ayarlıyorsunuz. Ben şimdi daha detaylı dikelim. Bakın koltuk altı çok güzel oluyor bu şekilde arkasını da göstereyim. Bakın şimdi e, bulut yapımını göstereceğim size. Şimdi bakın bulutlarımız bu şekilde küçük hani hırkaya göre ayarladım. Kullandığım ip Himalaya lope ipi. İnternet sitelerinde bu ipi bulabiliyorum. Bakın farklı. Bunlarla e, oyuncak da yapılıyor. 5 e, numara değil de 3 milim yazıyor. Hani 3 milim tığlan, kalın bir tığ ile bulutları yapacağız. 8 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 tane çektikten sonra böyle tel alın. Şimdi 6 tane trabzan yapacaksınız. 1 2 3 4 5 6 Bakın. Şimdi aslında bir tane de bura şimdi zincirler gevşek çektiğimiz için Hani bu şekilde gelişi güzel ayarlamanız lazım. Bunlar da da biz 7 yapalım. Ama 7 de uzun oluyor. Şöyle dönelim. 6 tane yaptıktan sonra zincir çekin. Tekrar 6 tekrar 6 tane yapıp bitiriyoruz. Üste çıkınca bakın tel almayın. Sık iğne tekniği gibi Şu, bu şekilde trabzan yapın. Çünkü çok kalın oluyor. Güzel sıkı bir bulut oldu. Bakın bu şekilde bulutu yapıyorsunuz. Bu boşluğu beyaz iplen dikeceksiniz ya. O, onu böyle giziden dikebiliyorsunuz. Hani bunda şey hata göstermiyor. Zaten bu bulutu hırkaya dikerken şöyle ipi katından ayırın. Böyle ikili alın bunu da göstereyim. Yerleştirin. Şimdi el farkı olduğu için hani 6 tane yaptık ya 8 tane ama 8 zincirden başlayın. 6 tane diyelim yaptık. Eğer yapamıyorsanız bu 8 tane e, trabzan sığdırabilirsiniz. Çünkü başlarken zincir baya bir gevşek düşüyor. Onun için böyle boşu düştü. Şimdi ben bunu sökeceğim. Buraya tam da e, trabzan yapacağım Hani bu ipi örmek çok zor onun için böyle elinizle hani ayarlayacaksınız Hani tahmin edeceksiniz boyutunu bu şekilde nasıl bir parmak e, uzunluğunda mesela e, bulutun boyutu şimdi bunu bu şekilde yerleştirin köşelerinden dikeceğiz. Zaten bu hiç ip dikim şey göstermiyor. Dikiş izini falan hiç göstermiyor. Bir de iki kat bu şekilde ayırdığımız zaman böyle alttan alın şu köşelerinden böyle güzel gelişi güzel dikin. Zaten böyle ayarlayacaksınız elinizle. Buralara böyle gizli gizli iğneden ayarlayın. Bulut hırkamız bu şekilde Evet bulutları gelişi güzel istediğiniz gibi dikebilirsiniz hırkamız bu kadar bir dahaki örgü videosunda görüşmek üzere bu arada abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum siz abone oldukça beğeni ve yorum yaptıkça benim kanalım sizin sayenizde büyüyor desteklerinizi bekliyorum Herkese şimdiden kolay gelsin.